Merhabalar, hoş geldin, sefalar getirdin. Umarım sağlığın, huzurun, keyfin, her şey yerli yerindedir. Bir süredir akvaryumla alakalı herhangi bir güncelleme yapmadığım için bunu bir gereklilik olarak gördüm. Çünkü bu konuda diğer videoların yorumlarında bazı arkadaşlarımız ne oldu ne bitti merak ediyorlar. Akvaryumda çok böyle katı bir değişiklik olmadı ama sizlere gösteremediğim onlarca yavrum var. Belki 40 tane, belki 50 tane, sayısını hiç bilemiyorum. Çok fazla bitki olduğu için şu arka taraftaki bölgede, orada bir şekilde saklanarak yem olmaktan kurtulup büyüyebiliyorlar. Ve anaç kılıç kuyruklarım maşallah çok fazla arka arkaya doğum yaptılar. Normalde akvaryumda 3 dişi bir erkek kılıç kuyruk balığı vardı ve şu anda sayısını bilemiyorum. İlk yavrularım hayli göze görünür bir şekilde dolaşıyorlar ortalıkta. Farklı renklerde ve farklı böyle tatlarda, keyifte kılıç kuyruk yavrularım oldu. Onları görmek beni çok daha mutlu ediyor. Tamamen bembeyaz olan var, siyah beyaz olan var, turuncu siyah olanlar var. Tamamen turuncu olanlara alıştık zaten. Bendekiler de çoğunlukla öyle oldu. Ama böyle karışık ve farklı renkler görmek benim için çok mutluluk verici oldu. Zaten amacım bu akvaryumda balık görmek, yavru balık görmekti ki onu da başardık. Haricinde bitki olarak çok fazla mosum oluştu. Çünkü az miktarda bir mos eklemiştim fakat her biri çok hızlı bir şekilde büyüdüler bu süreçte. Tilki kuyruğu denilen tilki kuyruğuydu galiba, emin değilim. Bir bitkim var, o da çok azdı fakat büyüdükçe ekerek çoğaltıyorum. Sazlıklarım var. Onlar da yavru balıkların çok hoşuna gitti. Yine aynı şekilde şu zeminde adını bilmediğim farklı bitkilerim var. 30 kadar da karidesimiz vardı ama bir su değişimi esnasında ayarı tutturamadım, sıcaklık dengesini tutturamadım diye karideslerimiz tamamen telef oldular. Arada de gördüğümüz 3-5 tane karides haricinde birçoğunu kaybettik maalesef. En büyük kaybım karidesler konusunda oldu ki daha önce de yanlış balık alımları nedeniyle çok fazla balık karides kaybetmiştim. Şu an akvaryumda 2 tane komando çöpçümüz var haricen ve 6 tane olması lazım. İkisi çok ufak yavru, L144 vatozumuz var, cüce vatozlarımız var. Bunların sayısı şu an fazla gibi geliyor bana çünkü dün akvaryum doktorluğunda galiba bir shortsunu izledim. Orada aç kaldıklarında balıkları yiyebileceklerini anlatıyordu. Çok korkunç bir video paylaşmıştı. Biraz tereddüt ettim acaba sayısı çok mu fazla diye. Yani şey yapabilirim, azaltabilirim. Şu an için 6 tane varlar. Aslında 6 tane olmasının sebebi ekstra bir akvaryum yapmaya çalıştım. Diğer küçük eski akvaryumumu. Fakat başarılı olamadım çünkü suyunun rengi bir türlü oturmuyor. Şöyle göstereyim ya. Hep güzel şeylerden bahsedecek değiliz. Bir de en başından beridir zaten başarısız olduğum yere geri dönelim. Burada bu kendi büyük akvaryumuma ekmekten çekindiğim bir miktar bitki ve çokça lepistes otu dediğimiz bir ot var. Üzerinde de bir miktar su mercimeği bulunuyor bu akvaryumun. İçinde şu anda bitkilerle birlikte yanlışlıkla gelen ve ne olduğunu bilmediğim birkaç tane salyangoz haricinde bir canlı bulunmuyor. Salyangozumuz bu. Eğer bir fikri olan varsa çok sevinirim. Katil salyangoza benziyor ama değil de gibi. Suyun rengi düzelmek bilmediği için tamamen bir su değişimi yapmak zorundayım. Fakat su mercimeklerini kaybetmekten korkuyorum. O yüzden bunu geciktiriyorum. Bu da başarısız bir deneme oldu. Eğer düzgün yapabilseydim bunu, buraya sadece karidesleri koyacağım bir akvaryum olacaktı. Genel olarak ahvalimiz bu şekilde. Her şey güzel gidiyor gibi. Balıklar yavruluyorlar ve kendilerince takılıyorlar, büyüyorlar. Çok hızlı bir büyüme gerçekleşmiyor. Bunun için ilk defa geçenlerde kuru artemia vermiştim. Bugün ilk defa kuru artemia kullanacağım. Hem akvaryumun içerisindeki minicik yavrularımızın daha hızlı büyüyebilmesi için hem de diğerlerinin ilk defa bir canlı yemle böyle ağızlarının tadını bulmaları için deneyimleyeceğiz bakalım nasıl olacak. İlk deneyim için oldukça az olabilir ama bakalım bir 10 dakika bekledikten sonra akvaryuma aktaracağım. Ters bir şekilde oldu ama bakalım. Çok fazla hatalar yaparak bu noktaya geldik. Hala daha belki çok hata yapıyorum. Fakat seyir anlamında
estetik olarak gönlümce bir akvaryum oluştu. Umarım canlılar da huzurludur, rahattır bu akvaryumun içerisinde. Umarım çeşitli hatıralarla dolu yeni keyifli videolarda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın.